Merhaba sevgili izleyiciler. Saat 22 çift sıfır civarı karşınızda olacaktık. Ama Adıyaman Belediye Başkanımız Doktor Süleyman Kılıç'ın programının uzaması sebebiyle bir saat gecikmeli olarak karşınızdayız. Bu gecikmeden dolayı sizlerden özür diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Ayrıca değerli konuğumdan da özür diliyoruz. İstemeyerek oldu bu gecikme. Bilginiz olsun değerli izleyicilerim. Şimdi yeni bir gündem kritik programıyla karşınızdayız. Programa başlamadan evvel bana gelen bir mesajı size okumak isterim. Tabii şu an konuşacağımız konuyla hiçbir alakası yoktur Sayın Hocam'la. Bu ekstra şu an piyasaların durumu, esnafın, çiftçinin veya hayvan yetiştiren kişinin durumu ile ilgili bir tespittir bu. Aynen şunu diyor. Bir çiftlik sahibi arkadaşımız diyor ki, bir ineğin bir aylık masrafını hesaplamış ve bize göndermiş. Diyor ki, 5 torba yem 1125 TL. Yaklaşık bir inek ayda 5 torba yem tüketiyormuş. 2 torba arpa tüketiyormuş 400 TL. 2 torba kepek tüketiyormuş 220 TL ve bir de saman tüketiyormuş 300 TL. Bunun toplamı yaklaşık 2000 TL tutuyormuş. Yaklaşık günlük süt verimi bir ineğin takriben 15 kiloymuş. Bu toptan sattığı zaman sütün litresi 3 TL'ymiş. Çarptığımız zaman 45 TL ediyor günlük. Aylık 1350 TL ediyor. Bu da şunu bize gösteriyor. Trajik, komik bir olay. 2000 lira bir ineğe masraf edeceksiniz. Besicilik yapacaksınız. Ama size getirisi aylık 1350 TL. Peki bu hayvan besicisi yapan vatandaşımız bu işi nasıl yapsın, nasıl devam ettirsin? Yapamıyor mu? Yapamıyor. Çoğu bunu kesimhanede soluğa alıyor ve maalesef bu işi bırakıyor. Peki bu işin çözümü ne? Bunu kim yapıyor, kimler bu hale getiriyor? Diyelim ki bu vatandaşımız sütün litresini 10 TL'ye çıkardı. Kurtarır mı kendisini? Kurtarır. Peki sütü kim alıyor? Herkes. Yoğurdu kim alıyor? Herkes. Memuru alıyor, asgari ücretlisi alıyor, zengini alıyor, fakir alıyor. Bunu kimse ayırt etmez. Çünkü süt herkesin ihtiyacı, yoğurt herkesin ihtiyacı. Peki 2800 TL alan bir adam 10 TL'ye 1 kilo veya 1 litre süt alabilirim. Ne yapması lazım bu vatandaşın? Orada duracak. Şimdi süt üreten adam zam yapmasa duruyor. Vatandaş zam yaptığı zaman da vatandaş duruyor, sütü alamıyor. Peki çözüm ne? Çözüm şudur. Burada hükümet yetkililerine sesleniyorum. Sevgili hükümet yetkilileri, lütfen bu işe bir çözüm bulun. Bu işte bir sıkıntı var. İnanın bu işte bir sıkıntı var. Elinizi vicdanınıza koyun. Siz bu işi yapsanız. Yani 2200 TL masraf, 2000 TL masraf ediyorsunuz. 1300 TL verim alıyorsunuz. Siz bu işi yapar mısınız? Yok. Peki geçen sene bu durum nasıldı? Tam yarısı. Yani 2000 TL masraf etmiyordu bir hayvana. Aylık ne ediyordu? 750 TL. Ne kazanıyordu? Aynı para. Gelir elde ediyor muydu? Ediyordu. Peki, şunu yapmak lazım. Sadece nacizane bir tavsiyemdir yetkililere. Lütfen bu fiyatları kontrol ettirin. Bu aşırı fahiş pahalı fiyatlar, bu yem fiyatları, bu arpa fiyatları, bu saman fiyatı nasıl bu hale geldi? Bu aradaki aracılar, rantçılar kim? Bunları bulmak sizin boynunuzun borcudur, kusura bakmayın. Hükümet kimse, iktidar kimse bunu bulup suçlulara gerekli cezayı vermek zorunda ki bu piyasa otursun. Yoksa süte zam yapmakla olmaz. Yem sahibi zam yaptığı zaman düzelmediği gibi süt üreten birisi de zam yaptığı zaman düzelmeyecektir. Bunu böyle biline nacizane bir tavsiyemdir. Sizlere değerli iktidar mensuplarına buradan tavsiyem olsun. Evet sevgili konuklar, bu haftaki konuğum, tabii kendisine tekrar özür diliyorum geciktirdiğimiz için, eğitimci, idareci, turizmci, yazar Mahmut Aslan. Efendim hoş geldiniz, programa şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Şimdi ben de mesaj atan, arayan, gecikmeden dolayı dinlemek isteyen tüm izleyicilerimizden özür diliyorum. Evet. Ben de size teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'ın programı uzadı tabii. Bir evet. İlin belediye başkanı elbette. Sorunları çok. Sorunları çok. Onun için
Bunu bir mazur görmelerini ben istirham ediyorum. Evet. Yine bizi ekranlar başında izleyen bütün izleyicilere de sizin kanalınızla, Mercan TV kanalıyla selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli hocam, tabii ki burada sevgili belediye başkanımız Sayın Süleyman Kılıç'a şunu demek isteriz. Çünkü yükü çok ağır bir ilin belediye başkanıdır kendisi. Muhakkak süre uzun olması lazım. Elbette. O yüzden biz kendisine başarılar diliyoruz. Başarılar diliyorum kendisine, evet. Kendisinin de samimiyetine, içtenlikle inanıyorum. Evet. Projelerinde başarılı olmasını diliyorum. Projelerinde Adıyaman'a hayırlı olmasını. Sayın Başkanım, şöyle başlayalım değerli müdürüm. Komegene nedir? Nemrut nedir? Bize etraflıca bunu bir açıklayın ki daha sonra diğer konulara peyderpey girelim Sayın Başkanım. Şimdi ben Adıyamanlıyım. Evet. Adıyaman'da Kahta ilçesindeyim. Evet. Aynı ilçedeyiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet. Neden şanslı hissediyorum? Biraz tarih okuyan, yazıp çizen biri olarak şöyle. Evet. Çünkü tarihe baktığımız zaman komagene, genler topluluğu, yani herkesin topluluğu. Evet. Tarihte ben şanslı hissediyorum dediğim zaman bu bölgede yaşayan herkesin kendisini şanslı hissetmesi lazım. Evet. Eğer bunun farkına varırlarsa. Şimdi tarihe baktığınız zaman tarihte miras bırakan uygarlıklar savaştan uzak duran uygarlıklardır. Evet. Komagene nedir dediğiniz zaman komagene geçmişi 850'lere giden yukarı Mezopotamya'da Fıraş ve Dicle havzasında kurulmuş Komoh olarak sonra Komagene olarak ve 162'de milattan önce bağımsızlığına kavuşmuş uygarlığın adıdır. Evet. 250 küsur yıl batıda Romalılar var. Doğuda Persler var. İki süper güç arasında barış içinde yaşamayı başarmış bir uygarlıktır ki bugün bize bu mirası bırakmıştır. Ve bu mirasın büyük kısmı Adıyaman'dadır. Yani Adıyaman'daki Komagene uygarlığından kalan miras evet. Birkaç Adıyaman'ı besleyebilecek kapasitededir. Evet. Şimdi Nemrut'a gelelim. Ben özellikle bizim izleyenlere, dinleyenlere söylemek istiyorum. Nemrut milattan önce 2000 yıllarında tahmini olarak söylenen ve bir yerde de kabul edilen Kur'an'da da geçen, diğer kutsal kitaplarda da geçtiği gibi değişik tarihler olsa da ama Komagene ile aşağı yukarı 2000 yıl kadar fark olan, zaman farkı olan ve Urfa'da geçtiği söylenen yukarı Mezopotamya'ya yine düşüyor. Arapça anlamı da gaddar, zalim, kan dökücü. Bu bir sıfattır, bu isim değildir. Evet. Farkındaysan bizde de derler ya Nemrut suratlıdır, Nemrut gibi zalimdir falan. Bu bir şeydir. Yani şunu diyoruz Sayın Hocam. Nemrut bir kişi değildir. Sıfattır. Sıfattır evet. Tabii. Nemrut isim evet. Değil yani. Şimdi o krala o kendi döneminde gaddar olduğu için, cezalandırdığı için, asıp kestiği için buna Nemrut demişler. Ve bu da Hazreti İbrahim'in dönemine rastlamaktadır. Evet. Yani bu şu andaki Komagene uygarlığıyla hiçbir alakası yoktur. İkincisi, siz eğer Nemrut Dağı dedikleri Nemrut Dağı'na baktığınız zaman bir yerel köye gidin, herhangi bir köye gidin, Adıyaman merkezden de sorun. Derler ki biz Belli Dağı'na gidiyoruz. Cahaya Belli. Evet. Belli'ye gideriz derler. Aynen. Yani Nemrut demezler. Peki bu Nemrut ne zaman? Ben kitaplarımda da yazdım bunu. Evet. Ve bu Nemrut ismi nereden gelmiş?
12. yüzyılın sonlarına doğru Memluklar gelip bölgeye hakim olunca, o zaman şimdiki gibi, bizim gibi işte basın yazan çizenler atla katırla falan gezerler böyle. Seyyahlar vardır. Evet. O seyyahlara da şöyle, seyyahlara gelenler o dini kitaplardaki yazılanlardan da yola çıkarak işte bunlar da Nemrut'un putları diye o seyyahlar oraya Nemrut yazmış. Evet. Ve o Nemrut olarak geçiyor. Yoksa bugün Nemrut'un dibinde olan köylere git, doğuda, batıda, kuzeydeki bütün köylerde belli dağdır oranın, Nemrut dağı değildir. O bu Nemrut ismi bu. Ben özellikle bu yanlış bilginin ama Nemrut ismi olması, şu anda Nemrut olarak artık literatüre geçmiş olması, bunun bir sakıncası da yoktur. Tabii ki. Artık öyle yerleşmiş. Bu şekilde biliniyor artık hocam. Artık dünya bunu böyle biliyor. Evet. Dünya bunu böyle biliyor. Fakat biz Komagene uygarlığının Nemrut'ta inşa ettiği o dev bütün şeyleri, inançları, kültürleri bir araya getirip orada yaptığı ve bize miras bıraktığı, bugün bize ekmek kazandıran bu tarihi mirası yeteri tanıyor muyuz? Yani şüpheli biraz. Evet. Şüpheli, tanımıyoruz. Evet. Ben kitaplarımın birinde de yazdım. Evet. Biz kendimizi tanımadan tanıtamayız demiştim. Yani tanıyacağız ki tanıtacağız. Bu arada hatırlatın için hemen kaldırıyorum. Sayın hocamın yazdığı kitaplarından bir tanesi sadece. Dedik ya, yazar kendisi. Kitapları var hocamın. Bununla dile döndüğünce, kalemi yettiğince yazmış hocamıza teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Şimdi onun için şunu demek istiyorum. Bu uygarlık yukarı Kuzey Suriye'den başlıyor. Malatya dağlarına kadar, öbür taraf Hittit'tir zaten. Evet. Bir arkadaşımız bir kitapta yazmıştı, Firavun Kahta'da diye, onu okudu biraz böyle, evet, o günlere kadar götürdü bizi. Şimdi biz, bu klasik bir söylem ama, biz şimdi bir hazinenin üzerinde yatıyoruz ve bundan yeteri kadar yararlanamıyoruz. Farkında mıyız, bir de faydalanabiliyor muyuz hocam? Faydalanma şu, ben istatistiklere de baktım. Evet. Bugün birkaç, biliyorum da, bugün birkaç tane şeye de baktım. Çevre illerle de konuştum ama biliyorum, kendim de biliyorum. Çünkü geziyorum da ve çoğunda da görev yaptım yani. Evet. Şimdi orayla bizim potansiyelimiz arasında ne var? 4 kat fark var. Gerek tesis bakımından, gerek altyapı bakımından, gerekse gelen ziyaretçi bakımından. Neden bu? Çünkü biz son 90'lara kadar, 90'ların hatta sonuna kadar Adıyaman'a gelen, Nemrut'a gelen turist sayısı o zamanki konjonktür içerisinde diğer çevre illere gelen, yani GAP'a gelen turistin birkaç katıydı. Birkaç katıydı. Biz burada sınıfta kaldık diyelim. Onların yaptığını biz yapamadık. Onları da kutluyorum. Onun için yani baktım istatistiklere, biliyorum da dedim. Bu Adıyaman bunu hak etmiyor. Şimdi bir örnek göstereyim değerli hocam. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe diye bir yer var, keşif var, onu söyleyeyim. Biz basın olarak orayı ziyarete gittiğimizde dediler ki, sarı basın kartı olanlar ücretsiz girebiliyor. Birkaç yıl önceydi, yani 2-3 yıl önceydi. Diğerleri de dedi, 15 TL ödeyeceksiniz dedi girişte. Evet. Peki, Göbekli Tepe mi, Nemrut mu, Arsemiye mi, Kahta mı, Pirin mi? Yani niye biz sahip çıkamıyoruz bu değerlerimize? Şimdi Abdullah Bey, siz Göbekli Tepe'den bahsettiniz. Evet. Göbekli Tepe Neolitik dönem. Aynen. Yani milattan önce 10.000'den başlıyor, 9.600'lerden başlıyor. Şimdi bizde Göbekli Tepe, yani Neolitik döneme ait kalıntılar var. Evet. Yeni yeni müzede sergilenmeye başladı. Hı hı. Ki o da.
Bizim Kilisik köyü var, Esendere derler. Evet. Şimdi oradan Damlacı'ya kadar, hatta eski Kağıtay'a kadar giderseniz, orada bu eserler orada bulundu. Yani burada araştırma yapan bizim Dörner dediğimiz, biz o Dörner'i bir ömür adadı oraya. Fakat yapabildiği kadar götürdü. Bunları geri toplamaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaman zaman bir kısım getiriyor. Şimdi buraya baktığımız zaman burada şu anda Urfa Müzesi'nde bulunan ve Urfa Müzesi'nin ilk girişinde bulunan Haran heykeli dediğimiz onun büyüklüğünde bir tane Kilisik Çingil arası, Damlacık arası yani, Çingil Damlacık'ta kilis arasındadır. Buradan giden o büyüklükte bir tarihi eserin olduğunu biliyoruz. Şu an Şanlıurfa Müzesi'nde. Hayır, Şanlıurfa Müzesi'nde değil, şu anda Berlin Müzesi'nde. Berlin Müzesi'nde. Bizim çabalarımıza rağmen, kitaplarımızda yer vermemize rağmen, biz Neolitik döneme ait Adıyaman coğrafyasında neden bu açık aleni olan yerleri araştırmıyoruz? Araştırmamız lazım. Şimdi bununla ilgili çok yakında tahmin ediyorum Ankara'da bazı değerli abilerimiz, arkadaşlarımız var, içinde Celal Bey de var, Topkan Bey. Bunlarla birlikte biz Adıyaman'ın hak ettiği turizm potansiyeline ulaşması için Neolitik dönem dahil, evet, ciddi bir ulusal, ondan sonra uluslararası gerçek bilim adamlarının araştırma yapmasını önereceğiz. Bütün siyasi partilere, bütün kuruluşlara. Ben bunları Sayın Valime de arz ediyorum. Sayın vekillerimize de arz ediyoruz. Sayın Başkanıma da zaman buldukça, evet, söylüyoruz. Şimdi bizde Neolitik... Peki ne oluyor hocam? Yani şimdi Adıyaman'ın sahibi mi yok? Sıkıntı ne? Şimdi bunu ben söylemiyorum. Adıyaman'ın sahibi var mı yok mu? Şimdi bir yemek yapacaksınız değil mi? Evet. Bir yemeği aile yiyecek. Bu yemeği kim hazırlayacak? Aşçı hazırlayacak. Aşçı. Malzememiz var mı hocam? Şimdi malzeme var. Malzeme var. Bunu aşçı diyecek ki ben bugün sana şu yemeği hazırlıyorum. Aile rahat bir iştahla alıp yiyecek. Fakat şurada bürokrasi var. Bürokrasi de maalesef belli bir yere sırtını dayıyor. Getiriyor, yapıyor. A müdürü, B müdürü, C müdürü. Yapıyor, bunu sürüyor öne. Öne sürüyor. Ondan sonra diyor ki sen bugün musaka yiyeceksin diyor. Ya mecbursun, ben musaka yemiyorum. Bunu ben mecbur yiyeceksin diyor. Şimdi evet, o da geliyor bilim kurullarına. Evet. Bilim kurulu dediğimiz o da bizim gibi insan. Evet. O da ben bazı bilim kurulu üyeleriyle konuşuyorum. Evet. Ya diyor ki hocam diyor biz vallahi projeyi de görmedik şeyde. Getirip imzalatıp götürdüler diyor. Var bende. Mesajları da var, telefonları da var. Şimdi onun için buraya ciddi şu anda işi ben, bilen ama işi bilen lazım. Tabii işi bilen, işi bilmeyeni getirirseniz işte bu geçmiş dönem gibi olur. Geçmiş dönem gibi olur. Şimdi burada yapılması gereken, ben Göbekli Tepe'yi bir tarafa bırakıyorum. Bak Göbekli, evet, Tepe 12 tepe oldu. Evet. 12 tepe oldu. Yani 12 tane yer açıldı. Şimdi bakıyorum bizde dünyanın en eski horoskopu, Aslan horoskop ve Komagene kralları, bütün krallıklar böyledir. Evet. Onların krallığının kabul edilmesi için o zamanki hiçbir semavi din yok. Hı hı. Şimdi kalkıp tanrılarla tokalaşma sahneleri. Çünkü burası barış ülkesi. Tokalaşma sahneleri. Ben kitaplarımda da yer, hı hı, verdim. Şöyle bir şey. Tarihte savaşı, ganimeti almak için savaşı seçmiş toplumlar, uygarlıklar kaç yıl yaşamış? Yani Büyük İskender'den tutun, Hunlara kadar tutun. Bir sürü koydum kitaba. Şimdi burada bunlar 17 yıldır Nemrut Dağı tepesinde teşhir edilmiyor. Bir kulübenin içinde
O Hollandalı şebekenin koyduğu kulübenin içinde. Şimdi bakın. Bahse konu o. Heykeller, veyahut yapımlar. Bunlar şu an kapalı bir alanda mı hocam? Tabii tabii. O şeyler, o Aslan Horoskop ve 5 tane stella daha orada. Neden? Efendim burası geçici laboratuvar. E tamam da bu geçici laboratuvar, bu 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 10 sene olmaz ki. 17 senedir. Şimdi bakın İsteyen Urfa'nın... görebiliyor mu, ziyaret edebiliyor mu? Hayır, hayır yani. Ben görebiliyorum. Ne yapıyorum? Müze müdürünü arıyorum, rica ediyorum. Öbürünü arıyorum, bir anahtar... Şimdi değerli hocam, siz müze müdürünü tanıyorsunuz. Rica edebiliyorsunuz. Örnek ben diyorum. Göremiyorum yani, mesela. Ben örnek yani, olarak söylüyorum. Halka açık olması lazım oranın. Şimdi bir şey söyleyeyim, evet. Şurada. Bakın Urfa'da olsun, İzmir'de olsun, Bergama'da olsun, nerede olursa olsun. Bir küçük parça buluyorlar. Onu teşhir ediyorlar. Tabii ki. Şimdi biz mevcudumuzu koyuyoruz o kulübeye. Kapatıyoruz. 17 sene. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi o Aslan Horoskop nerede diyor adam. Burada. Ya burada. Ne yapacaksınız? Ben baktım zaman zaman diplomat geliyor, şu geliyor, mecbur açıyorlar. Veya gazeteci, sizin gibi televizyoncu. Açmak şeyde kalıyorlar, açıyorlar. Tabii izinler alarak açıyorlar. Oradaki çocukları takdir ediyorum. Hepsi gayet güzel görevlerini yapıyor. Müze müdüründe yapacağı bir şey yok. Evet. Şimdi bu olunca Urfa bir şey buluyor. Mardin bir şey buluyor. Bende de var Neolitik diyor. Çağa ait eser. Onu teşhir ediyor. Biz mevcudu koyuyoruz oraya. Teşhir etmiyoruz. Ben Sayın Valime arz ettim geçenlerde. Nisan başındaydı tahmin ediyorum. Sayın Valim, atak yapmak lazım dedim. Atak, nasıl bir atak? Kara kuşu açacaksınız. 4 tane kraliçenin mezarı var orada. Ve Sayın Valim hemen başlatmış. Bir gittim baktım, resimlerini de çektim. Orada jeoradar testi yaptılar ki daha önce jeofizik araştırmalar yapılmıştı orada. Onu yaptılar, getirdiler. Seneye inşallah açılacak. 4 tane kraliçenin mezarı burada. Onlar şimdiye kadar açılmamış, soyulmamış. Şimdi bunlar yapacaksın. Arsemiya'da kazı başlatacaksınız dedim. Arsemiya'da Kral Antiochus'un bu kadar nüfuz yapmış, bu kadar eser bırakmış bir kralın, Komagene kralının babasının mezarı var orada. Onu açacaksınız dedim. Şimdi bunlar inşallah zaman içerisinde olacak şeyler. Ben şimdi... Kazı çalışması başlamış mı? Hayır, hayır. Kazı çalışması yok. Neden yok? Bir şey söyleyeyim. Çünkü Hollandalardan sonra bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi, işte hocamızın başkanlığında başlayan bir çalışma var. 15 senedir. 15 senedir devam ediyor. Tahmin ediyorum. Onun da miadı doldu gibi geliyor bana. Çünkü 15 senedir Adıyaman'ın bekleme şeyi yok. Adıyaman, ben sorularınızı alayım. Adıyaman o kadar zengin bir yer ki biz 1998 Birinci Turizm Şurası'ndayken bir bildiri verdik şuraya, kitap halinde bildiri ve yayınlandı o. Adıyaman'ın turizm destinasyonu ve yapılabilirler diye. Yapılabilirler. Yani yapılabilir dediğimiz nedir? Bugün valiliğin yapabileceği, karayolun yapabileceği, hatta Kağıthakay Makamlığı'nın çok ciddi bir şekilde yapabileceği çok güzel şeyler var. Yani. Ama gel koruma kurulu, bilmem efendim şu plan, proje, program falan, siz orayı yapacaksınız. Bu yapılabilir bir şey, yapılmayacakları değil. Demiyoruz ki gidin yıldızları kopar getirsin falan. Ya bir aydınlatma yapılabilir mi, ışıklandırma? Şimdi biz Kağıthakay Makamlığı olarak, ben görev yaptım Kağıthada, evet. 10 yıldan fazla görev yaptım. Ve şunu özellikle söylüyorum, gerek ilgili bürokratlar dinlesinler, Kağıthakay Makamlığı'na gitsinler. 2007 yılında bütün kurum amirlerin katılımıyla buradaki, ildeki ve ilçedeki bütün uzmanlarla
yapılabilirler not edilmiş, rapor haline getirilmiş ve Sayın Valimize de sunulmuştur. Şunu arz etmek isterim, bunu şey olarak söyleyeyim. Adıyaman arkeolojik üst olması lazım. Adıyaman'daki tarihi eserler Neolitik dönemi açabiliriz burada. Mevcut durumu açabiliriz, genişletebiliriz. Kağıthane Kaymakamlığı, Karakuş, Cendere Köprüsü, o kalenin dibindeki Nymphaios Süperisi Köprüsü'nü ışıklandırmak, hatta Artemia'daki kazıların masrafını vermek bile istiyor. Ben görev yaptığım dönem ve görev sonrası sayın kaymakamlarımızla yaptığım görüşmelerde gayet ucuz şeyler bunlar çünkü. Onun için bu çok muazzam olur. Sayın hocam, konu çok. Şimdi konu çok. Süremiz de sınırlı. Süreyi güzel bir şekilde kullanalım böyle. Soru cevap şeklinde gidelim. Tabii. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Eskiden Adıyaman turizmde yani birinci sırada gelen iller arasındaydı. Sonra ne olduysa şu an sonuncu iller arasına girdik. Başardık. Ne oldu da bu hale geldik? Bir şey söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri turizmin içindeyim. Evet. Ortaokul son sınıfta Kağıthane Kaymakamlığı, Kağıthane'nin komutanı, kaymakamı çağırdı beni. Mahmut Nemrut'a git. Bizim İngilizce öğretmenimiz biraz yes no öğretmişti. Biraz evet. Da demek ki biz de çaba sarf ettik. Ondan sonra Kağıthane Adıyaman öyle kötü olduğu için buraya Vali Bey, Kaymakam, Vali, Alay Komutan, Emniyet Müdürü bizi aldı, jipe bindirdi, getirdi, burada yapacaksınız dedi, tamam dedik. O günü bugün içindeyim. Adıyaman'da İl Müdürlüğü'ne de baktım, Kağıthane'da Danışma Müdürlüğü'ne de baktım. Bir ömür verdik, Komagene'ye vermeye de devam ediyoruz. Şimdi şu, yani biz birileri bu turizmin bir kaynak olduğunu, bir şey olduğunu görüp buna dört elle sarıldılar. Biz Urfa'ya giderdik. Ben rehberlik de yaptım. Üniversitedeyken rehberlik de yaptım. Mardin'de, Urfa'da otel bulamazdık biz. Biz yanımıza uyku tulumu götürürdük. Ama şimdi gidiyorsun, Urfa'daki yatak sayısına bakıyorsun 5 katı. Mardin'dekine bakıyorsun 6 katı. Oradaki turizm potansiyeline bakıyorsun. Ben 29 Ekim'de de oradan yer bulamadım ben. 2 tane VIP misafir firme yer bulamadım. Yani Hilton'a 5 kat verdik, öyle yattık. Şimdi şunu söyleyeyim. Siz yani bir Mercedes'le eski bir Renault arabayla yarışamazsınız. Bunu yapabiliriz. Şu anda yapabiliriz. Her zaman da yapabiliriz. Çünkü bizim değerimiz var burada. Bizim kaynağımız var. Ya doğa turizmi yapılıyor her tarafta. Evet. Adıyaman'da doğa turizmin yapılacağı o kadar yer var ki. Yani turizme kaynak teşkil edecek nelerimiz var? Her şey var. Bakın ne var? Tarih var. Hem de Neolitik'ten dönemden başla Osmanlı dönemine kadar var. Evet. Bu bir. İki, bizim doğal olarak şu andaki konjonktür biraz doğa turizmine yöneldi. Ben yalnız iki tane yer söyleyeyim. Çok yer var da. Evet. Yani hemen yapılabilir ve büyük potansiyel. Ben bunu sayın vekillerime de arz ediyorum. Sayın valime de arz ettim. Bugün Artemia var. Karşısında eski Kağıthane Kalesi var. Evet. Orada bir Roma köprüsü var. Daha sonra Memluklar döneminde, Selçuklar döneminde restore edilmiş. Şimdi o 2 senedir kapalı. Oradan Değirmenbaşı var. Şelaleli Değirmenbaşı. Adıyaman'da ve çevre ilçelerden herkesin gidip piknik yaptığı yer. Piknik yaptığı alan. Evet. Orada bir Roma köprüsü daha var. Biraz daha yukarı gidiyorsun. Benim dedelerimin dedelerinin köyü. Şahkolu diyorlar şimdi. Orada bir Roma köprüsü daha var. Ben envantere bakıyorum, yok. Yok. Envantere bakıyorum. Şimdi burada bir doğa yürüyüşü, parkuru yapsanız, örnek de verdim. Darende'ye bakıyorsunuz. Darende'de
600 bin turist ziyaret ediyor. Yerli yabancı. Ve Darende Belediye Başkanı ne diyor biliyor musun? Diyor ki, Kapadokya'dan Komagene'ye giden, Nemrut'a giden turisti de buraya çekersek diyor, sayımız artar. Şimdi orada binlerce insan... Gergen'in kanyonları mesela. Gergen'in kanyonlarına bakıyorum. Geçen Siverek'te bir arkadaşım aradı beni. Evet. Dedi ki ya bizim buradan Gergen'e kadar, ki o gün okudum da konuyu, Gergen'e kadar dedi şey koymuşlar. Tekne turları koyuyorlar dedi. Evet. Mahmut Bey siz bunu ön ayak olun dedi. Sizin oradan siz başlatın dedi. Gergeri de tebrik ediyorum bir yerde. Onlar bir yerde bir tekne turu falan yapmaya başladılar. Çünkü Gerger Komagene uygarlığının mutfakta pişirilip hazırlanıp bağımsızlığına kavuşturmasını sağlayan Samus'tur. İkinci evet. Samus'tur. Ve oraya şuraya bakıyorum ben. Şu dediğim bu Komagene projesidir. Burada Gerger'den bir şey yok. Gerger'de şu ana kadar yapılmış tek bir kazı yok. Bu olmaz. Gerger'de geçen baktılar Romalılar döneminde kalan bir sürü nekropol buldular. Yani kaya mezarı buldular. Evet. Kaya mezarı buldular. Onun için bunların yapılması şart. Altyapının düzeltilmesi şart. Yapılabilir, yapılamaz demiyorum. Mesela Nemrut'tan gelirken ben bir ara bu sene bir geyikle yavruları geçiyor. Onları çarpacaktık. Orada bir geyik levhası yok. Bir hayvan geçer levhası yok. Böyle bir şey olmaz. Şimdi hocam kitabınız 8. harika. Ona geçmeden evvel şunu sorayım. Eskide ben hatırlıyorum festival vardı. Bizim bir festivalimiz vardı. Evet, evet. Birden ne olduysa festival kayboldu. Evet. Epey zamandır festival yok. Evet. Ne oldu da o festival kayboldu, yapılmamaya başlandı? Sebebi neydi? Şimdi bakın, Antiyokos'un vasiyeti var. Evet. Antiyokos bu taşa işlemiş. Diyor ki, buraya gelen herkes ihtimamlı bir şekilde karşılanacaktır diyor. İkincisi, diyor ki, burada her sene Onlaos, bugün de festivaller düzenlenecek, şenlikler düzenlenecek ve buraya gelen herkes eşit şekilde buradaki ziyafetlerden diyor yaralanacaktır. Ve diyor ki tarih süreci içinde her kim buraya hakim olursa kalıcı olmadığını biliyor. İleride kim buraya hakim olursa bunları sürdürmekle mükelleftir diyor. Şimdi biz de, orada bir bakan bana demişti, Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, Mahmut Bey siz Antiyokos'un vasiyetini mi yerine getiriyorsunuz? Ya, evet demiştim. Çünkü şöyle, biz kalktık 1993'te benim teklifim ve olurla Uluslararası Kahta Komagene Festivali dedik. Daha önce Adıyaman'da 1-2 yıl yapıldı. Uluslararası değil de yapıldı ama o benim de çocukluğum daha hoşuma gitmedi. Çünkü tamamen festival dışı bir şeydi. Heykeller boyanıyordu, sloganlar atılıyordu falan yazılıyordu. Şimdi Uluslararası Kahta Komagene Festivali yaptık. Doğu ve Güneydoğu'nun ilk ve tek festivaliydi. Eğer bugün ve bu festival 10 yıl sürdü. Ondan sonra gitti. Şimdi Adıyaman'ı aldılar, şu ettiler, bu ettiler. O geçti gitti. Eğer bugün Adıyaman Müzesi'nde Aturjet'in, benim de üye olduğum, burada Sayın Fijet'in Altın Elma Ödülü, turizmin Oscar'ı orada duruyorsa bu festival vesile olduğu bir olaydı. Evet. Ben aynı zamanda Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin üyesiyim. Sayın Başkanıma, Delal Bey'e, tüm yönetimine buradan da selam saygılarımı gönderiyorum. Bu altın elma orada Türkiye'de iki sefer verilmiş. Biri 93'te, 94'te Kaleiçi Antalya. Bir de biz Nemrut'u aldık. Şu anda Adıyaman Müzesi'nde
gururla sergiliyoruz ve her gittiğimde de bakıyorum. Onun için bu festivaller gitti. Ne bileyim. Şimdi hocam bu konuda size bir müjde. Ben özür dileyerek evet, söyleyeyim. Tamamlayın. Bunu söyleyeyim. Sayın Başkanım benden önce programdaydı. Evet. Süleyman Kılıç. Ben evet. Şunun yapılması lazım. Gayet basit, gayet güzel. Yapılabilir. Yapılabilirler. Yapılabilecek şeyler. Evet. Yapılabilir. Kasa Belediye Başkanı'na da buradan sesleniyorum. İsrağım da ediyorum. Kaymakamıma da ve evet. Sayın Valime de emir vermesini arz ediyorum. Evet. Şöyle bir şey, Kahta Uluslararası Kahta Komagene Festivali Kahta yapsın. Aynı tarihinde çünkü bütün uluslararası literatürde var. Peki Adıyaman'a da bütün ilçeler... Bununla ilgili bir şey söylemem lazım. Söyle. Katkı olsun size. Yaklaşık bir buçuk ay önce bu programa... Hı. Rahmetlik Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızını yani evet. Münevver Helin Fırat'ı evet, evet. Yerinizde oturdu ve konuğum oldu. Evet. Kendisinden şunu rica ettim. Dedim ki biz festivalimizi giriş istiyoruz. Bundan dolayı sizden destek bekliyoruz. Aynen. Şu an kendisi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Biliyorum, biliyorum. Bu ekranlarda bize söz verdi. Elimden ne geliyorsa dedi. Maddi ve manevi ben katkıda bulunacağım. Bunda da bilginiz olsun. Şimdi şunu evet. söyleyeyim. Ben Sayın Başkanıma eğer kendisi izlemiyorsa da muhakkak bir izler, evet. birler izliyordur. Sayın Başkanım, Komagene bir balış ülkesi. Evet. Tarihe baktığınız zaman ben kitabımda da koydum. Onun için Adıyaman Kültür ve Barış Festivali ve Dünya Barış Günü'ne lütfen bunu bir yerlere not etsinler. 1 Eylül tarihiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde lütfen böyle bir şeyi başlatın. Böyle bir festival yapın. Biz hepimiz gönüllü gelip sizlere çalışalım. Ve bunun için de uluslararası tanıtım olsun, şey olsun, katkı sağlamaya hazırız bu konuda. Bir başka şey söyleyeyim festivallerle ilgili. Efendim toplantılar yapılıyor. Festivala herkes elini taşın altına koysun. Ya bir televizyoncu elini nasıl taşın altına yayacak onu. Bir tane esnaf nasıl koysun? Festivallere buradaki vatandaş elini taşın altına koymaz. Aynen. Festivallere gelenler o vatandaşa ekmek verir, alışveriş yapar, yatar, kalkar, orada şey yapar. O bir katkı sağlar oraya. Bizim festival yaptığımız dönemde Kahta'da hiçbir pansiyon, otel motel pansiyon, misafirhane, dağdaki oteller dahil ve Adıyaman'da polis evi, TPO'nun misafirhaneleri dolardı, yer kalmazdı. Rehber kitaplarında yazıyor. Festivalde gideceksin önce deneyer ayrın diye. Şimdi festivaller, ben 10 yıl festival yaptım. Gümbür gümbür. Dünyanın her yerinde de insanlar geldi. Elin altına taş koyma diye bir şey yok. Gelen yatar, yer içer gider. Tabii ki. Bir yasal prosedür var. Senin o yasal prosedürü de gelen misafirini ağırlarsın. Evet. Mesele bu. Yani sayın başkanımdan, belediye başkanımdan istirham ediyorum. Bunu bir not alsınlar. Bu bahse konu Kahta Belediye Başkanı değil mi? Bahse konu. Hayır. Şimdi Adıyaman Belediye Başkanı'na ben Süleyman Kılıç Bey'e söylüyorum. Lütfen başkanım siz tabii. Uluslararası Adıyaman bütün ilçeleri de kucaklayacak. Evet. Adıyaman Barış ve Kültür Festivali. Bir isim bulabilirsin ama o Komagene yakışır bir isim. Sayın hocam ben eminim Süleyman Başkan'ın elinden ne gelirse yapar, sıkıntı olmaz. O konuda hiç problem olmaz. Eminim ama elinden gelen şey. Ama bazı şeyler de yukarıya yani iktidara bağlı. Bilginiz dahilinde. Şimdi iktidar bundan hiç rahatsız olmaz. Ben bütün milletvekilleriyle tabii ki. İstişare ediyorum. Evet. Bilakis memnun olurlar. Bilakis çok memnun olurlar. Çünkü kendi illerinde huzur ili ve Komagene'ye evet. sahip bir il burada gelip böyle bir barış gününde, dünya barış gününde barışı inşa etmiş 250 yıl. Şimdi bunlar
Komagene'ye son verildiğinde de savaşmadan son vermiş. Gitmiş Klike'ye kral yapmışlar. Tabii ki. Yani 4. Antiochus Klike kralı olmuş. Ve Kastabala'yı Turusların öbür tarafındaki Kastabala Türkiye'nin hem ikinci büyük şeyi. Hocam festival için bir şey söyleyeyim size. Evet. Kendim olarak size söz veriyorum. Ben bunu dedim ya demin. Bizim genel başkan yardımcısı Münevver Halim Fırat bu sözü verdi bu ekranlarda. Bu bir. İkincisi, Ankara'ya gittiğim zaman bunları tek tek gezeceğim. Bütün siyasileri. Buradaki siyasilerimizi de gezeceğim. Belediye başkanlarımızı da gezeceğiz. Önümüzdeki sene festivali yapabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu da tabii sizin katkınız olacak. Biz yapamayız bunu. Hayır şimdi... Biz sadece zemin hazırlarız size. Siz yaparsınız hocam. Şimdi canım benim, bizim bildiğimiz bir mevzu değil. Kusura bakmayın, özür dilerim. Biraz biraz samimi, biraz şey konuşuyorum. Evet. Şimdi bunun için bir ekibin olacak. Ekip gayet basit. Burada İl Kültür Müdürü de benim komşum, evet. 50 yıllık komşum. Güzel ve birikimli bir insan. Evet. Ama işte önünü açacak bir şey lazım. Şimdi bu festivaller Adıyaman'da, evet. Özellikle o günü söylüyorum. Özellikle o günü söylüyorum. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne. Bunu yapsınlar. Bu pek zor değil. Bunu Ankara'ya, şuraya, buraya. Hocam yasal... yapsınlar. Yok, biz yapacağız beraber. Ha, şimdi yasal prosedür. Evet. Siz yasal prosedürü yerine getirdikten sonra, evet. Sana Gençlik Spor Bakanlığı bunu bu faaliyeti yapıyorum. Evet. Onun alanına giriyorsa, hı. Kültür Bakanlığı şeyine giriyorsa bunlar yaparlar. Yapılması gerekir. Türk Hava Kurumu'na giriyorsa bilmem evet. TÜRSAB'a şey oluyorsa bu görevler yerine gelir. Ama dediğiniz gibi hep beraber. Tabii ya, bu yani. Bir birlik. Bu atmosferi yaratacaksın. Biz yarattık yani. Tabii ve ki. Biz Kağıt'a, Uluslararası Kağıt'a Festivali'ni yaparken Adıyaman'dan aileler harıl harıl gelirlerdi. Evet. Gelirlerdi. Öyle fazla masrafı bütün kaymakamlarımız bilir, valilerimiz bilir. Evet. Şimdi burada ben şunu da söyleyeyim. Adıyaman'a gelen her vali şanslıdır. Kağıtçı'ya gelen her kaymakam, Gerger'e gelen her kaymakam şanslıdır. Bir taraftan da şanssızdır. Neden şanslıdır? Gerçekten Komagene gibi böyle zengin bir kültür mirasına bırakmış bir yerde görev yapmak harika bir şey. Bir yere gidiyorsun, Mardin valisi, bizim eski valimiz. Şimdi Mardin'de bir iki işte Dara var. Darü Zaferan var. Mardin şey var. Fakat bir Nemrut kadar, bir Cendere kadar, bir Pirin kadar, bir Karakuş kadar, bir Sesin kadar. Evet. Yani Karakuş'u inşa eden 2. Mitridates'in anıt mezarı Sesin'te. Ben herhalde şöyle dedim. O soyulmuş, açılmış, soyulduğu için kimse oraya ilgi, alaka göstermiyor diye düşündüm. Düşündüm herhalde. Değerli hocam, son 5 dakikamız. Tamam. Nedir 8. harika? Onu da bir söylerseniz bize. Şimdi ben çok eskiden geldim, bu harikaları araştırdım. 7 tane harika var. Bunlar çok, hatta geçmişi milattan önce 200'lü, 2. yüzyıla kadar gidiyor. Gider. Mevcut bildiğimiz bu 7 harika tespit edilmiş. Arkasında zaman zaman gelip şey yapmışlar. Zaman zaman gelip işte yeni kamuoyu araştırmaları, oylamalar falan. Ben baktım bu harikaların çoğu, 2 tane Türkiye'de mesela. Efes var, Efes Mabedi. Şu anda Berlin'de. Berlin'de yok, yerinde yok. Orada taşlar var. Peki Halikarnas mezarı nerede? Gidersin oraya, birkaç taş bırakılmış. O da Büyük Britanya dediğimiz o zaman... Osmanlı vermiş onlara. O da British Museum'da. Orada birkaç tane taş var. Binanın yeri var. Orayı biraz toparlamışlar. Başka bir şey yok. Şimdi diğerlerine bakıyor. Mesela Babil'in asma bahçelerine dediğiniz zaman asma bahçeleri yok. İkinci Körfez Savaşı'nda Amerikalılar yerini arıyor. Yeri bile belli değil. Belli değil. Şimdi evet. Zeus heykeli dediğiniz zaman zaten Zeus heykeli şeydir.
bir efsanedir yani, odur. Şimdi o Kepos piramitleri dediğimiz Mısır'daki piramitler yerinde duruyor. Başka da arada duran başka İskenderiye feneri falan yıkılmış yeri duruyor. Başka bir şey yok. Onun için burası dedim. 8. harika. Neden 8. harika olmasın? Fakat çoğu bunun 8. harika olduğunu zannediyor. Ben de hoşuma gidiyor. Ben kitabımda da yazdım. Evet. Onun için bu... O zaman bu 8. harika patenti size ait. Direkt sizin çıkardınız. Tabii. Evet. Ben zaten telif hakkı bana ait. Evet. Ondan sonra 8. harika dediğimiz zaman ben de hoşuma gidiyor. Acaba bir gün yazdım zaten orada. Öbür kitaplarda da yazdım. Acaba bir gün... Olmaz mı ki olsun? Bir gün gündem olursa acaba olmaz mı diye... O umutla. Ama o da nasıl olacak? Kamuoyu oluşturmakla, baskıyla olacak. Aynen. Yani çok sahiplenmekle olacak. Umarım olur. Değerli hocam, son olarak ne söylemek istersiniz? Eksik bıraktığımız bir konu, söylemek istediğiniz bir şey. Benim eksik söylemek istediğimiz bir şey şudur. Adıyaman, burası Nemrut değil, burası Komagene'dir. Evet. Nemrut olarak literatüre geçmiştir. Buraya sahip çıkıldığı zaman, yapılabilirler yapıldığı zaman Sincik'ten, Kahta'dan, dağdan, ovadan ırgat olarak Türkiye'nin dört tarafına yayılan insan gitmeyecektir. Evet. Burada yeni turizm Adıyaman'ın birkaç katını besleyecek değere sahiptir. Buna sahip çıkılma. Bunun yapılabilir de bir iki tane bürokratın bir proje sunup getirip ya bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir de şunu ben söylemek istiyorum. Bunun miadı doldu dedim. Bu Komagene Nemrut yönetim planının ve o ekibin miadı da dolmuştur. Sayın yetkililer de, siyasiler de buna şey yapsınlar. Artık bunun miadı dolmuş. 15 sene bölgede hiçbir şey yapmıyorsa, bir şey yapmıyorsa, sürekli böyle kopyalar yapıp getiriyorsa, bu profesör de olsa, kim de olsa, on şeydir. Benim temennim, umudum şu, bugün Neolitik dönemin ortaya çıkartılması basit, birkaç aylık bir, belki bir senelik bir çalışmayla olacaktır. Bizde Neolitik dönem de olacaktır. Antik dönem de olacaktır. Elbette ki Roma dönemi de antik. Roma döneminde de çok şey vardır. Bir şeyi unutmuştum, onu söyleyeyim. Başkanıma da koliste söyledim. Adıyaman çevre illeri arasında tek müzesi olmayan bir ildir. Bu Adıyaman için büyük bir eksikliktir. Bunun tamamlanması şarttır. Bu müzenin de bir ayıbı kapatır. Bu müzenin de Pirin'de, madem Pirin'e bu kadar ilgi alaka veriliyor, Pirin'de müzenin Komagene Kraliyet Müzesi. Bunun projesini hazırladık, bunun önerilerini yaptı. Profesör Sencer Şahin hocamız, Allah rahmet eylesin, o çok çabası oldu. Komagene Kraliyet Müzesi. Bugün Zeugma Müzesi'ne bu sene Ekim ayı itibariyle gelen turist sayısı 270 bin, 280 bini geçmiştir. Adıyaman'a gelen turist sayısı geçen müdür açıkladı, televizyonda duydum. Baktım ama ben istatistiğe de baktım, biletlere de baktım. Yani söylediler bana, evet. Adıyaman'a gelen 165-125 arası turist sayısı. Bu. İki, burada Adıyaman'ın turizm yükünü bir turizmci gibi turizm ahlakıyla yürüten ben Veysel Koçtepe'ye ve bütün ekibine, gerçekten Adıyaman'ın bu yükünü kaldıran Veysel Bey'e de, kendi ekibine de buradan teşekkür ediyorum. Değerli hocam, biz de size teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Süreyi epey açtık, Rütük bize ceza yazma, çünkü reklam bölümü de var bizde, biliyorsunuz. Tamam. Yani Malatya-Adıyaman, evet, yolunun bağlanması Adıyaman'ın yararınadır, zararına değildir. Adıyaman turizmi şu haliyle
%35 daha da artacaktır. Bizi dinleyen, izleyen bütün seyircilere de buradan Sayın Valim Halil Işık'a da, bu Adıyaman'a çok büyük emekleri olan Halil Işık'a da buradan teşekkürlerimi söylüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz Adıyaman için yapılacak her konuda emekliyiz artık, böyle eyvallah, eskisi gibi pek sürgünde eyvallah gitmeyiz. Her türlü gönüllü çabaya, desteğe hazırız. Eyvallah. Değerli izleyiciler, eğitimci, idareci, turizmci, yazar konu Mahmut Arslan'ın bize verdiği değerli bilgiler için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Size karşı da olur ya, bir sürçülisan etsek affola. Yeni bir gündem kritik programla görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırlı geceler olsun.